Tamam. Haberci dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Parti büyüklerimiz, il başkanlarımız burada, Karakolu arkadaşlarımız burada ve bizler buradayız. Öncelikle bir özür borcumuz var haberci dostlara ve Tekirdağlılara. Biz biliyorsunuz göreve geleli epey bir oldu. 21'inde bizim atamamız yapıldı. O zamandan bu zamana sizlerle buluşamadık bir türlü. Çünkü Eşit Devlet Teslimler var, bir de İl Kongresi çalışmaları var biliyorsunuz. Onların hazırlıklarıyla bir türlü fırsat bulamadık. Onun için biraz gecikmeli oldu. Onun için tekrar özür diliyoruz. Tabii ki burada bu görüntüden ben çok memnunum. Siz de karşıdan burada her güzel buluyorsunuz. Beş tane kadına Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Paşa ilçe örgütü teslim edildi. Emanet edildi diyelim. Biz bundan çok mutluyuz. Şu açıdan mutluyuz, kadın hareketi açısından çok çok mutluyuz. Siyaseti bir tarafa bırakıp ben kendi adıma kadın hareketi açısından buna iyi yaklaşıyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği için sokaklarda mücadele veren arkadaşlarımızdanız. Bizler, bütün arkadaşlarımız öyle. Burada bu oluşumda geçici bile olsa, sadece 30 gün için bile olsa kadın hareketi açısından güzel bir şey diye düşünüyoruz. Cam tavanda bir çizik atıldı. Cam tavana, kadınlara örülmüş olan cam tavana bir çizik atıldı diye bakıyoruz. Bu konuya tekrar döneceğiz. Şöyle 21 Ekim'deki MYK'mızda 5 tane kadın arkadaşın ilçe yönetim kurulu olarak atanmasına karar verildi. Başkan olarak da ben uygun görüldüm. Çok teşekkür ediyorum. O günden bugüne de çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki buna halk arasında kayyum deniyor. Biz kayyum demeyi tercih etmiyoruz. Geçici kurul diyoruz. Biz geçici 30 gün için görevliyiz. Bizim asli görevimiz de ilçeyi kongreye taşımak, kongreye götürmek. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Delegelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Delegelerimize kontrol ediyoruz. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ve tabii bu önümüzdeki pazar ayın 4'ünde de bir il kongremiz var. İl kongremiz için de il başkanlarımıza, il yönetim kurulumuza destek veriyoruz. Bunun dışında rutin parti için çalışmalarımızı da yapıyoruz. Eğer izin verirseniz ben size arkadaşlarımı da tanıtayım. Ondan sonra sohbete devam edelim. Nazlı Özden, kendisi hakkında bilgiyi verir. Hülya Çetin, Hülya Karaağaç, Nurcan Balıbey, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Tülay Başbuğ, İlçe Gençlik Kolu Başkanımız Burak Karadağ. Kadın kolları ve gençlik kolları göz bebeğimiz. Onları her zaman ön planda tutmayı tercih ediyoruz. Başlayarak Nazlı bir kendinden bahsetsin. Tekirdağ'ın değerli kıymetli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Nazlı Özden, daha önce ilçe yönetim kurulunda görevlerde bulundum. Parti içerisinde her zaman vardım. Bu görevde bize layık görüldü. Şu anda elimizden geldiğince süremiz boyunca elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa onu yapmak için buradayız. Teşekkür ederim. Hülya Çetin, hepiniz hoş geldiniz. Benim ilk tecrübem olacak burada. Sonrasında partim için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de partinin 2000 yılından beri partinin üyesiyim. Her kademede çalıştım. Ben sonraki bir insanlık olarak başkandım. Sonraki dönemde bir yönetim yolum var. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu görevi de seve seve kabul ettiğim partinin her bölümünde çalışmaya yardım ettim. Ben Nurcan Bey. Kaykın şehirli, Fersan'da tepeyken çeşitli alanlarda görev yaptım. 94 yılından beri partinin aktif bir üyesiyim. Son yıllarda da aktif olarak yürüttüğüm insan hakları valilik temsilciliği, Cumhuriyet Karşı İl Temsilciliği ve parti eğitmenliği görevini yürütüyorum. Bunun dışında yine genel merkezin çevre ve doğa temsilcisi olarak partim adına görev yapıyorum. Göreve çağrıldığımda tabii ki
kabul ettim. Bundan sonraki zamanlarda da partinin ihtiyaç duyduğu her alanda görev yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bizi ve halkımıza bizi görme şansı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu arada ben kendimi tanıtmadım. Gerek var mı bilmiyorum ama avukat Şener Becerikli. Her yerde varım biliyorsunuz. Özellikle de lazım olduğum zaman daha çok varım. Şimdi bir serzenişimden bahsedeceğim. Ona girmek zorundayım. Daha sonra da sizler de bize sorularınızı sorun. Gerçekten biz arkadaşlarımla biraz üzgünüz. Çünkü bilmiyorum sizler çok daha iyi bilirsiniz ama Türkiye'de ilk kez veya Türk siyasetinde diyelim ilk kez olan bir şey. 5 tane kadından oluşan bir yönetim kurulu oluşturulması çok fazla rastlanmış bir şey değil. Bunu biraz evvel de söylediğim gibi kadın hareketi açısından çok önemli buluyoruz biz. Yani buradaki siyasi çalışmalarımızdan kendi adıma ben daha ön planda tutuyorum bunu. Çünkü kadın hareketinde ön saflarda olan bir insanım biliyorsunuz. En çok üzüldüğümüz kadın dernekleri bizimle ilgilenmediler. Hani cuma günü hep birlikte yürüdük, kadın platformu dedik, hakkımızı isteriz dedik, bağırdık, çağırdık, yürüyüş yaptık. Oradaki dostlar, kadın platformunun bileşenleri olsun, benim dahil olduğum derneklerdekiler olsun veya yöneticisi kadın olan derneklerden hiç kimseden bir alo dahi almadık. Burada bir samimiyet testi rica ediyorum. Herkesten istiyorum. Derneklerdeki şube başkanlarımdan da platformdan da, kadın derneklerinden de kendilerini de bir sorgulamalarını ve samimiyet testinden geçirmelerini rica ediyorum. Bu çünkü gerçekten bizi kırdır. Çünkü kadın hareketi siyaset üstü bir hareket. Tüm siyasi partilere içinde kadınlar var. Özellikle siyasetin içindeki kadınların o cam tavanı çok çok kalın biliyorsunuz. Yani oraya kafamızı çarpmaktan bizim artık bakın saçlarımız beyazladı o derece. Bunu biz bir ilmi olarak kabul etmek istiyoruz. Dediğim gibi kısa süreli de olsa, geçici de olsa kadınların yönetim kadrolarında bu şekilde bulunması toplumsal cinsiyet eşitliği açısından partimizde işte il yönetimi erkeklerden oluştu diye eleştirildi ama ilçe yönetimi de kadınlardan oluştu. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğine biraz daha yaklaşmış olduk ki tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi her şeyin öncüsü olduğu gibi bunun da öncüsü olmuş oldu. Bu söylemek istediğim bize yakın olan örnekler değil. Mesela komşumuz olan Kadem var. O da kadın haklarıyla ilgili çalışma yaptığını iddia ediyor. Komşumuz bile gelip şuradan bir hayırlı olsun demedi. Veya siyasi partilerin kadın kolları başkanları, kadın yöneticileri ya bir ilgilenin. Bakın bir şey var burada. Bunu gündeme getirelim de örnek olsun. Örnek olmak güzel bir şey. Onun için bu serzenişimi arkadaşlarımla biz sürekli yapıyoruz. Biz ilk olmak güzel ama lütfen devamı gelsin. Sadece kadınlardan oluşsun demiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği uygulansın artık ülkede. Çünkü kadınlar yeterlidirler. Yani hiçbir eksiği yoktur kadınların. Kimsenin kimseden fazlası da yok aslında. Eksiği de yok. Bunu hepimiz bilelim. Kadın erkek omuz omuza ülkemiz için, vatanımız için çalışalım, uğraşalım. Herkes yeteneği ölçüsünde, liyakatı ölçüsünde, liyakat layıksa bütün görevi gelsin. Ya da kadın ya da erkek olduğu göz önüne alınmaksızın. Bu serzenişimi de paylaştım. Biraz fazla konuştuysam affola. Sizlerin sorularınızı bekliyoruz. Vallahi cinsiyetsizliği dayatıldı bir dünya modelinde. Kadını ön plana çıkardığınız bir cinsiyeti ön plana çıkardığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Çünkü herkesin bir cinsiyeti var. Erkek erkektir, kadın kadındır. Cinsiyetsizlik diye bir şey yoktur. O yüzden sizi kutladım. Herhangi bir sorun yok, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başka bir sorum olacak. Birincisi, kongre süreci nasıl takip edilecek? Bununla ilgili bir açıklama yaparsanız sevinirim. Bir de 5 tane kadın olarak geçeceği ertesiniz. Şu anda da ilçe başkanlığından ismi geçenlerin hepsi erkek. Güçlü bir kadın aday çıkarmayı düşünüyor musunuz içinizden ya da dışarıdan? Bunu da sormuş olayım bir kadın pozitif ayrıcılığı olarak. Şimdi
kongre süreci derken ilçe kongresini almasıydınız herhalde. Biz şimdi kongre için çalışmalarımızı yapıyoruz. Başladık, dediğim gibi delege taramamıza başladık. Delegelerimizle önce bir iletişim kuracağız, evliliğimiz bakacağız. Bir süre gerektiriyor. Şöyle söyleyeyim, biz devir teslim aldık bizden önceki yönetimdeki kardeşlerimizden. Aldık ancak hesapların devir teslimi bu haftaya sarktı ne yazık ki. Onları devralacağız. Bir yandan bu çalışma devam ediyor. Kongre çalışmalarında rutin çalışmalara devam edeceğiz. Tabii ki bizim görev süremiz 30 gün. Sadece 4 hafta. 2 haftası zaten gitti. 2 hafta içinde kongreyi yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. Yetiştiremezsek genel merkezimiz bize ne önerirse, neyi tavsiye ederse ona göre gideceğiz. Bu birinci soru. İkinci soru, 5 kadın, kadın aday çıkarmayı düşünüyor musunuz? Kadın aday, bilmiyorum arkadaşlarımdan var mı düşünen, ben düşünmüyorum doğruya doğru. Çünkü şu 30 günlük süre için bile ya bir başkanlık koltuğu gerçekten çok fazla sorumluluk isteyen bir şey. Şöyle de söyleyeyim, biraz narsist yaklaşacağım, siyasi narsizm yapacağım ama her zaman söylediğim, arkadaşlarıma da söylediğim, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği en yüksek rütbedir zaten. Üye olmazsanız genel başkan bile olamazsınız. Onun sorumluluğu çok çok önemlidir. Oradan başlayarak her bir koltuğunuz çok büyük sorumlulukları var. O sorumlulukları alabilmek, omuzlarına yüklenebilmek gerçekten çok büyük bir onur. Aynı zamanda da çok zor bir iş. Bunun için gönüllü arkadaşlarımız varsa arkalarında dururuz, destek oluruz. Ama şu andaki adaylar dediğimiz, o adaylarda bizim kardeşlerimiz hepsi. Biraz evvel Fatih kardeşimin dediği gibi, biz kadın erkek, kadın üstündür, erkek diyenler değiliz. Layık olan layık olduğu yerde çalışsın. Eğer bu işi başarabilecekse kadın ya da erkek olduğuna bakmayız. Arkasından yürürüz. Bizim önceliğimiz partinin neferi olmak. Partimiz için çalışmak. Partimiz için çalışırken de tabii ki memleketimiz için çalışmak. Şehrimiz için ve ülkemiz için çalışmak. Onun için hepimiz elimizi taşın altına koyarız. Kendi adıma benim öyle bir aday durumum yok ama arkadaşlarım düşünüyorlarsa onu bilemem. Kim düşünüyorsa hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. Şenay, güzel, her şey çok iyi. Niye hemen bir adım geri atıyorsun? Yani ben olmak istemiyorum. Arkadaşlarım ne düşünüyor bilmiyorum. Politika yapıyorum dedi. Ama yemez yani. Yani böyle bir şey var mı? Niye geldin? Neden yani? Hem kadın hareketinin çok önemli olduğunu anlattın bize demeden. Her şey çok daha iyi olur dedim. Ondan sonra diyorsun ki biz olmak isteyenin yanında arkasında oldu. Niye? Bugüne kadar kadınlar hep birilerinin yanında arkasında oldu zaten. Neyse devam et yoksa ses yükselecek. Yok yüksel. Diyemezsin bana. Ben zaten sizin bu, özür diliyorum. Mutlaka göreviniz çok önemli parti içinde. Nasıl adlandırıyorlarsa bunu. Ben partilerdeki bu kadın kollarını da anlamış değilim. Yani ona söyleyeceksiniz, onu biz yani. Seninle off the record zaten konuşuyoruz biliyorsunuz. Şimdi şöyle, geri adım atmak değil benimki, geri adım atmak değil gerçekten. Şu 30 günlük süreç gerçekten çok zorlu bir süreç. Onun dışında aday olup olunmaması konusunda son günde aday oldu biliyorsunuz, son günde aday oldu. Artık birbirimizi biz seninle ne kadar oldu? 30 yılı geçti değil mi arkadaşlarımız? Yani. 30 yıldır tanışıyoruz. Benim valilik çalışmalarından beri tanışıyoruz. O zamandan bu zamana yaş aldık. İnsan yaş aldıkça çok uzun vadeli planlar yapmaktan vazgeçiyor. Birazcık daha günü iyi toparlayıp deneyimlerini güne aktarmaktan. Şu anda ben deneyimlerimi bugüne aktarıyorum. Bundan sonra da devam eder. Bundan sonra devam edebilir de etmeyebilir de yani onun için çok net olmamak lazım. Asılması gerekiyor bu. Doğru söylüyorsun. Yani sizleri buraca arkadaşı da yönetim olarak belirleyip koyduklarına göre partinin de bu şekliyle sizlere bir güveni var. Tabii. Bir şeyleri yapabiliyorsunuz. O zaman
bence geri adım atıp da birilerini destekleriz, arkasında kalırız. Sevgili başkanlar, isyan çıkartıyoruz, biz görevi bırakmıyoruz, tamam mı? Bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Tamam abla. Bizce sakıncası yok, benim adayım da yok içeri. Ha, ya tamam. Şimdi ben bu hani dediniz ya kayyum veya işte atama neyse bu beş tane çok değerli bayana ben başarılar diliyorum. Şimdi şahsınızda bir şey sormak istiyorum. Siz yani il olsun, ilçe olsun böyle her zaman her toplantıda böyle çok güzel eleştirilerde bulunuyordunuz. Mesleğiniz icabı, tecrübeniz icabı. Örgütleri tanıdığınız için şimdi o günkü Şenay Hanım'la şimdiki bulunduğunuz makamdaki Şenay Hanım'ın arasını bir anlatın bize. Arası yok, aynı Şenay. Değişmez Şenay. Siz senelerdir hayır yani. Şimdi değişmez. O zaman eleştiriyordunuz. Yine şimdi eleştirinin koltuğunda oturuyorsunuz. Şimdi bakın o eleştirinin o eleştiriyi konuşmayalım bir kere. Bir kere Aycan kardeşimle ilgili sıkıntım hiç olmadı. Bakınız bunu söyledim. Şahısları söylemedim. Şahıslar yok. Koltuğunda tamam. Oturuyorsunuz dediğiniz. Ha. Ondan evvelki oturanla ilgili onunla ilgili burada konuşmam parti mahremidir. Parti mahremine girmemeyi tercih ederim. Parti mahremi benim için önemlidir. Ben önce devlet terbiyesi aldım, sonra parti terbiyesi aldım. Bu iki terbiye bir araya gelince bazı şeyler bazen konuşulmayabilir. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Ay ne güzel, harikasınız. Yani beş kadın etkilerini arkadaşlar konuşmak isteyen varsa lütfen. Sayın Başkanım. Bize böyle yapmadınız mı? Aradaki işte politik ayrımcılık. Şimdi sizin kıyamıyoruz. Dava çok fazla olacak da. Evet. Yok sorun. Hem kayınmış hem hanımmış yani çok. Evet. Yani evdekilerden biliyorsunuz çünkü değil evet. Mi? Ya. Ya şimdi kadınları o kadar övdünüz haliyle doğal olarak haklı olarak. Ama bir cümle kullandınız. Yetiştirebilirsek kongreye yetiştireceğiz, yetiştiremezsek güven merkez ne derse onu yapacağız ya da ona göre hareket edeceğiz de beş kadın bir arada bir işi beceremediniz mi diye ben de sorayım. Yok becerebiliriz, daha vaktimiz var. Daha vaktimiz var, bitmedi, daha yarılamadık şey bile. Sorayım mı? Sadece ben yarın biraz evvel ne dedim, bugünü anlatırım. Yarını yarın konuşuruz. Bugünkü işimi tamamlayalım, bugünkü işimizi. Yarınki işimizde bakarız, ona göre konuşuruz, daha vaktimiz var. Hı. 4 Aralık'taki yapılacak olan ilk kongresi yeni adaylardan yana mısınız? Mehmet Bey'den yana mısınız? Kimden? Sizce ben daima izninizle bizim aramızdaki şey yıllara dayanan bir de meslektaşız. Onun için ben Mehmet abim diyorum. Mehmet abim benim tek adayım zaten. O ayrı mesele. Tek geçerim ama yedin gönlünde bir aslan yatar tabii ama biz yönetim mekanizmalarında olan insanlar olarak tüm adaylara politik bir cevap veriyorum. İşe yaklaşıyoruz. Evet. Hangisine daha çok eşit yaklaşıyorsunuz? Hepsine eşit yaklaşıyorum. Beni tuzağa düşüremezsiniz. Ben bir okudum Özkan Bey. Ben tuzağa düşmek için ne biliyorum. Samimiyetinize güvenerek. Sadece cevabını aldım çünkü söylememizden. Evet, güzel bir şey oldu. Yani Şenay Becerikli Volkan destekliyor diye yasak sıkıntı olmadı. Yok.